Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü menümüzde, akşam menümüzde ne var? Anne köftesi yaptık sevgili arkadaşlar. Pirinç pilavı, patlıcan. Pirinç pilavı zaten vardı benim. Patlıcanları aynı yanı sıra fırında közledik. Ondan sonra çok güzel, sulu sulu güzel bir anne köftesi yaptık sevgili arkadaşlar. Şöyle köftemizi görebilirsiniz. Muhteşem, güzel, nar gibi kızarmış bir anne köftesi. Fırında bu şekilde yaparsanız çok sulu olur, güzel olur. Tarifi sayfamda, yapılışı burada. Bu ve bunun gibi kolay yemekleri yapmak ve öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar, sizler de gelin kanalıma beraber yapalım, beraber yiyelim. Birlikte bu işi becerelim, kotaralım arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bu şekilde bu yemekleri birlikte yapalım. Yeni vloglarda görüşürüz arkadaşlar. Abone olun, sizleri seviyorum. Hoşça kalın, görüşürüz yapımında. Merhaba sevgili canım arkadaşlar. Kapıyı kapatayım. Özel olalım. Bugün güzel bir fırında köfte yapacağım tepside. Hemen hızlı bir yemek olacak. Güzel olacak. Az bir şey olacak. Az bir yemek. Hızlı bir yemek. Fırında köfte yapacağım arkadaşlar. Anne köftesi. Bir baş soğan doğradık. Ondan sonra şurada köfte baharatı arkadaşlar. Ondan sonra bu kadar da kıymam var. Ondan sonra biraz bir dilim ekmek var. Şurası bir dilim ekmek. Bir dilim ekmek, kıyma, köfte baharatı, maydanozu koyuyoruz. Güzelce arkadaşlar anne köftesini az bir şey tuz atalım. Şöyle az bir şey de tuz atayım. Yoğuralım bakalım arkadaşlar. Akşam bile her zamanki gibi şöyle geri alayım. Şöyle görün. Ya da dur şuraya gelelim. Burası daha serbest. Tahtamızı alayım da. Şu tahtayı alayım. Burası daha serbest. Şurada hemen yoğuracağız arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Sizler nasılsınız? Geçen gün bir sohbet videosu çektim. Şöyle az bir şey de bu kadar da bir tuz atıyorum. Birazcık ben yine baharat ekleyeceğim. Az bir şey karabiber ekledim. Ve kırmızı biber, kimyon ekleyeceğim. Köfte baharatı koydum ama arkadaşlar içinde ne kadar var, ne şey olduğunu bilmiyorum. Az bir şey kimyon ekleyeyim. Hazmı kolaylaştırsın. Tamam, başka bir şey eklemeyeceğim. Zaten baharatımı koydum. Şimdi elimizi bir yıkayık. Yıkayalım. Hemen bunu bir yoğuralım. Her şeyini ekledik arkadaşlar. Fırında anne köftesi yapıyoruz bugün. Akşam dün pirinç pilavımız da var dün. Dünden kalma. Şöyle güzelce. Bir pirinç almıştım arkadaşlar. Şöyle yuvarlak küçük küçük pirinç almıştım. O pirinç, aldığım o pirinçlerden pilav yaptım. Fena değilmiş. Ben onu kırık pirinç hani şeye kullanırım, sütlaça falan kullanırım diye düşünmüştüm, almıştım. O pirinci de kullanmam gerekiyor. Uzun zaman oldu aldığım. Şöyle iyice yoğuruyoruz arkadaşlar. Ondan biraz da pilav yaptım, 2 bardak. Evet arkadaşlar, şu şekilde iyice yoğuruyoruz anne köftesini. İsterseniz acı biber de koyabilirsiniz. Ben bu sefer koymuyorum. Küçük tepsiyle fırına atacağım. Yanındaki. Evet arkadaşlarım. Şurup büyük olmuş. Maydanozlu sapı. Elimi kestim. Şöyle biraz yoğuruyoruz arkadaşlar. İçine yumurta kırmadım. Kırsam mı ki? Bir tane kırayım küçüklerden. Bir tane yumurta kırayım arkadaşlar. Ufak yumurtalardan. Şöyle minnacık bir tane kırayım. Tutar gerçi. Ben bazen yumurta da kırmıyorum da. Tutar. Kırdım yumurtasını. Bazen ben yumurta kırmam. Anne köftemizi yoğurmaya devam ediyoruz. Önceden kırmadık.
Ne kadar yoğurursanız arkadaşlar o kadar anne köftesi olmaktan çıkar diyormuşum. Evet arkadaşlar, ne kadar yoğurursanız o kadar iyi olur. Mis gibi koktu baharatta. Güzel. Baharata bir baktım da. Şöyle tamam arkadaşlar, bu şekilde yeterli. Hemen tepsimizi hazırlayalım. Elime tutayım tekrardan. Evet sevgili arkadaşlar, hemen böyle hızlıca tepsiyi hazırlıyoruz. Getirelim tepsi, şuradan tepsiyi çıkarayım. Bir dakika dur, her şeyi hazırlayayım, geliyorum. Geldi arkadaşlar, şimdi köftelerimizi hemen çok böyle ufak yapmayacağım fırında olacağı için. Arkadaşlar biraz şöyle iri iri yapacağım ki kurumasın. Biraz iri iri yapacağım şöyle. Sulu sulu bir köfte olsun fırında. Şöyle hemen hızlıca köftelerimizi yapıyoruz. Bu da fazla iri oldu. Anne köftelerimizi yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Yanına aksesuarlarımızı koyacağım yanınızda. Arkadaşlar kağıt iyi oluyor. Kağıt ferahlık oluyor. Yani şey, tepsi 2 saat kazımıyor. Şöyle. Şöyle şundan da 2 tane çıkarayım. Tamam. Bayağı bir köfte çıktı. Bir tanesi, 2 tanesiyle adam doyamadı. Tamam. Arkadaşlarımız köftelerimiz hazır. Anne köftemi hemen fırına veriyorum. Ve anne domatesleri. Biraz komik konuştum da. Elimi yıkayayım. Domatesleri, biberleri koyacağım çünkü. Arkadaşlar çok değişik tarifler ve hızlı tarifler paylaşıyorum. Bazen eski reçetelerden paylaşıyorum. Güzel oluyor. Eski reçeteler güzel oluyor arkadaşlar. Eskiden yaptığımız reçeteler dediğim, yani eskiden mesela pilav paylaştım. O pilavı küçükken böyle heyecanla beklerdik. Sıcak sıcak böyle. Annemiz bize seçerdi. O şekilde beklerdik. Hemen domatesleri yanına şöyle aksesuar olarak koyalım. Fırın atacağım. Acıkmıyoruz nedense. Geç kahvaltı ettiğimiz için galiba. Domatesleri şöyle. Arkadaşlar turşuluğumu aldım. Sarımsak almayı unutmuşum. Bugün gittim koştura koştura turşuluk aldım. Ondan sonra. Bir iki tane domates daha geldi. Sabunu da çıkartmışız. Şöyle. Evet şunları alalım. Şöyle. Yeter. 4 tane güzel olur. Evet domateslerimizi koyuyoruz. Bir tane biber atalım değil mi arkadaşlar? Fırını açalım. Ayarı bozulmamış. Geçen gün altın üstünü temizledim. Orada düğmeye basmışım yanlışlıkla. Ayarlayabiliyordum. Torun bana öğretmişti de. Hiç ayarına bile bakmıyorum valla. Direkt atıyorum. Evet anne köftesine bir tane de patates koyacağım arkadaşlar. Evet patates de şöyle. Aslında kabuğuyla koymayı düşünüyordum. Kabuk lezzet veriyor patatese de. Kabuğunu koymayayım. Şöyle alayım. Şöyle arkadaşlar. O bir tane patates de çürük çıktı. Şimdi çürük yerini alırız. Evet sevgili arkadaşlarım, kabuk patatesi pişmesine lezzet verir. Bakın patatesi de ben nasıl doğruyorum size göstereyim. Arkadaşlar. Şöyle. Ya lezzet versin diye özellikle bıraktım. Bunu özellikle bıraktım. Kabuk lezzet verir patates aslında. Ama bizler patatesin kabuğunu komple soyarız. Şu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle. Dur. Şunları patatesleri şu köşeye alalım. Domatesler bu köşeye.
Domatesler çıkışıyor. Patatesleri de şu köşeye alalım. Fırınımın huyunu bildiğim için şöyle patatesleri bu şekilde koymamın nedeni arkadaşlar, içi haşlama gibi oluyor, dışı da şey gibi oluyor, kızartma gibi oluyor. Şimdi yağ kestireceğim üzerine. Bu şekilde, o yüzden biraz da tuz kestireceğim domates de onların üzerine. Bir iki de biber atayım. Çok az, iki üç tane biber atayım. Evet, akşam yemeğimizi, anne köftemizi burada yapıyoruz. Mesela şu şekilde görün. Şuraya tuz atacağım. Bir iki de biber tamam. Gıcır gıcır. Gıcırlının gıcırlısı diyerek de domatesler şimdi küçülecekler. Biberler köşeye. Sevgili arkadaşlar, turşu derdinden, turşuluk derdinden kurtuldum. Seçe seçe aldım. 10 kiloluk bidondan bir vuracağım. Arkadaşlar şöyle, kardeşim de gelir. O seviyor turşuyu, onun için. Eşim midesi ağrıyor ama kardeşim turşuyu seviyor. Biberlerimizi koyduk. Anne köftemizi şu şekilde. Biberler de burada. Evet arkadaşlar, şimdi bakın. Çok pratik. Sizler de yapabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Şimdi şunu özellikle elime alacağım. Bakın şöyle. Bunu böyle özellikle elimle koyuyorum ki. Şöyle tam üstüne geldi. Ay, köftenin üstüne geldi. Tuz köftenin üstüne gelmemesi lazım. Köftenin tuzu var çünkü. Şöyle şöyle elimizden yaptık. Domatesleri tuzladık. Özellikle böyle yaptım. Bir el girecek. El girmesi olmuyor. Tamam. Şimdi bir tane de patlıcan şöyle aldım. Bu patlıcanı da yıkayacağım. Fırına. Fırını yan tarafına koyacağım. Bir tane daha koyabilirim aslında. Şimdi gelelim bunu. Şey, sevgili arkadaşlar, bunun üzerinden şöyle yağ gezdiriyoruz. Şunların üzerinden de gezdiriyoruz. Çünkü bu et yağsız et. Şeyin eti yağsız. Şunun üzerinden gezdiriyoruz. Şöyle. Bu et yağsız. Yüksek ısıya vereceğim. Et yağsız. Şimdi bir tane, iki tane patlıcanı da yanına koyayım. Bir tane koysam anca sığacak. Ama patlıcan. Bir tane patlıcan anca sığacak. Sevgili arkadaşlar, bu patlıcanı da şöyle kenarına koyuyoruz. Şurada şeyi var. İki tane koysam iyi olurdu da. Tepsi küçük. Bu küçük tepsi. Bu şekilde. Tamam. Attık. Şu şöyle, fırının ışığı yok. Almadık. Bu şekilde pişiyor. Anne köftemizi fırına attık arkadaşlar. Sonuçta görüşürüz. Çok çabuk oluyor, pratik oluyor. Hemen böyle atıyorsun. Yarım saat sürmez yani. Yarım saatte pişer. 20 dakikada gibi pişer. Ondan sonra şak diye tepsiyle koy, tabaklarına al. Öyle arkadaşlar. Güzel olur, lezzetli olur, tatlı olur, çabuk olur. Pilavımız da var. Isıtırız yeter bize. Allah bin bin bereket versin. Daha ne olsun. Kurban olun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah vatanımızı, milletimizi korusun. Herkesi korusun. Ya Rabbim polisimizi, askerimizi, insanlarımızı hepsini korusun. Vatanımıza bir bolluk versin, bereket versin. Her şeyi ihsan eylesin. Allah'ın sağlık versin, huzur, birlik versin arkadaşlar. En önemlisi huzur ve birlik. Hastalara şifa, dertlere deva. Yanı sıra bizlere de şifa versin. Kurban oldum Rabbim, ya Rabbim, amin amin diyerekten sonuçta görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar, şöyle hemen buradan köftelerimizi bir çevirelim. Şu şekilde fırında sulu sulu yaptığımız köftelerimizi
ne kadar sulu görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar da neredeyse pişmek üzere. Bak patateslerimiz bu şekilde içi haşlama gibi. Dibin yağını isteyen, ekmeğini bandırır isteyen benim gibi bu şekilde bırakır. Evet, köftelerimizi güzelce çevirdik. Şu bir taneyi de çeviriyoruz. Biraz daha bu yüzüyle kızarsın. Ondan sonra falan. Patlıcanlara bakıyorum. Patlıcanlarımız yumuşamışlar. Biraz daha yumuşasın. Şöyle yumuşasınlar. Bunları da bir çevirelim. 3 tane patlıcan koydum buraya. Bir aşağıya düştü. Arkadaşlar bu yüzü de böyle birazcık kızarsın. Evet arkadaşlar. Şu şekilde bir pişsinler. Arkadaşlar fırınımın ışığı yok. Onu unutuyorum aslında. Unutmasam alacağım da. Neyse şimdi sonuçta görüşürüz. Çıkaracağım onu. Evet sevgili arkadaşlar. Yine karpuzumuzu koyalım. Ortaya şöyle. Eşim doğradı. Karpuzu koyalım. Şöyle. Evet karpuzumuz da var. Yankı. Şu şekilde arkadaşlar. Efsane bir yemek oldu sevgili arkadaşlar. Şöyle bakın. Köftelerimiz yumuşacık sıcak şey. Sulu sulu. Karpuzumuzu şöyle kenara alalım. Daha doğrusu bu ikisini verelim. Şöyle sulu sulu arkadaşlar. Çok güzel anne köftesi fırında. Sizler de yapın. Yanında da pilav, patlıcan. Harika oldu arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bugünkü akşam menümüz böyle. Sevgili arkadaşlar. Bir dahaki güzel vloglarda buluşmak üzere sevgili arkadaşlar. Yeni yeni yemeklerde, yeni yeni tariflerde. Hatta köftemizden bir tane de şöyle. Şöyle yapalım. Dur şöyle şey yapayım. Bakın şu şekilde. Çok güzel oldu. İçi sulu sulu. Bir dahaki menülerde buluşmak üzere. Yeni yeni tariflerde, yeni reçetelerde buluşmak üzere. Bunlar eksklusif yemekler. Ama çok tatlı olur. Çocuklarınıza kızarmış patates yedirmek istemiyorsanız bu şekilde iri iri doğrayın. Böyle yapın. Çocuklarınız onu severek yiyeceklerdir arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Yeni vloglarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız bu ve bunun gibi birçok yemek tarifleri gelecek arkadaşlar. Hepsi ayrı ayrıdır. Hepsi bana özeldir. Bütün annelerin yemekleri hep kendilerine özeldir. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın, güzelliklerle kalın. Kanalıma abone olun güzel arkadaşlarım. Yine görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz yeni vloglarda.